Merhabalar, bugün sizlere Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Fatih Sultan Mehmet kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'na inşa emrini verdi. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece Boğaz'ın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu. Boğaz'dan geçecek gemiler bundan böyle geçiş parası ödemek zorundaydı. Aksi takdirde gemiler top atışıyla batırılacaktı. Öte yandan bu gelişmeler karşısında İmparator Konstantinos, Papa ve İtalyan şehirlerinden umutsuzca yardım talebinde bulundu ama bunlar sonuçsuz kaldı. Konstantinopolis'teki asker sayısı 8.000 civarındaydı. Limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Osmanlı ordusundaki asker sayısı ise en az 50 bindi. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir donanma hazırlatmıştı. Bu donanma bahar aylarında Boğaz'ın Marmara girişine vardı. 23 Mart'ta Haliç'in girişi zincirle kapatıldı. 6 Nisan sabahı ilk saldırı başladı. Kuşatma aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü. 20 Nisan günü Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum yük gemisi Haliç'e girmeyi başardı. Donanmasını bir şekilde Haliç'e indirmesi gerektiğini anlayan Fatih Sultan Mehmet, gemilerini karadan geçirmeye karar verdi. 70 kadar gemi 22 Nisan sabahında Haliç'e indirildi. Böylece Haliç'in kontrolü Osmanlıların eline geçti. Öte yandan kuşatmanın 7. haftasında Osmanlılar hala kesin bir sonuç alamamıştı. Son saldırı hazırlıklarını Zağanos Paşa düzenledi. Osmanlı ordusu 29 Mayıs'ın ilk saatlerinde taarruza başladı. Nihayet sabah saatlerinde Osmanlı askerleri Kerkoporta adlı kapıdan içeri girmeyi başardılar ve kapının üzerindeki burca Osmanlı sunacağını diktiler. Fatih Sultan Mehmet fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi. Ayasofya'ya giderek namaz kıldı ve bundan sonra tahtım İstanbul'dur dedi. Şehir zorla alınmıştı. Bu yüzden dini hukuka göre yağmalanabilirdi. Yağma 3 gün sürdü. İmparator Konstantinos'un akıbeti meçhuldür. Fatih Sultan Mehmet şehrin ticaret merkezi olan Galata'dan kaçmış olan Rumların ve Cenevizlilerin dönmesini sağladı. Fatih Sultan Mehmet Rum Patrikhanesi'nin yeniden açılmasına izin verdi. Ayrıca bir Yahudi hamam başlığı ile bir Ermeni Patrikhanesi kurdurdu. İkinci Mehmet İstanbul'u farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı ticaret ve kültür merkezi olan bir başkent yapmayı amaçladı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.